üstünlü olacağı zam oranlarından bahsederek başlayalım. Dolayısıyla devrim akıllı başlayalım istiyorum. İktidar hedefi neden tutturamadı? Bizi nasıl bir yıl bekliyor? Bu sene ekonomik krizi nasıl yaşayacağız? Yani gelinin gideni aratmadığı bir yıl olma ihtimali ne bizim için? Evet, şimdi bir benzerlik var. Nedir? 2023 seçim yılıydı. Seçim ekonomisi ama uzun süren bir seçim ekonomisi sürecinden geçmiştik aslında. 2021 Eylül'ünde başlayan bir kampanyaydı aslında bu. Çok kişi anlamamıştı. O zamandan çok uyarılar yaptık yayınlarda filan. O 2021 neden Eylül'ü diyorum? O 2021 Eylül'ünde yapılan, başlatılan devalüasyon operasyonu, yani önce bir doları alıp 8 liralardan 18'e getirip sonra bir 10'lara düşürüp o sırada bir yeni algı yaratıp bir ürün yaratıp içerideki sermayeyi, dışarıdan ülkeye sermaye gelmediği için içerideki sermayeyi bir şekilde tüketime yöneltip iç büyümeyle bir buçuk yılı götürebilir miyiz planlaması yapıldı. Bu da aslında içeride kasadaki parayı aslında kasadaki dövizi Türk lirasına çevirip tüketime yöneltmek ve bunu bir miktar sermaye gruplarına transferiydi aslında. Ama bu operasyon gerçekten yani takdir etmek lazım başarıyla kendileri açısından iktidar partisi tarafından başarıyla yapıldı. Hatta insanlar daha anlamadı ya şu iyi bu iyi ev alayım araba alayım borsaya gireyim kripto para alayım falan derken aslında böyle bir enflasyonist çağın ortasına oturtuldu. Ya kısa vadede ne var bunda işte borsanın yükselmesinden rahatsız mısın falan deneyim. Hiçbirinden rahatsız değiliz ama ortalıkta var olmayan bir varlık balonu yaratıldı Türkiye'de. O varlık balonunun da etkileri daha hissetmeden aslında tam enflasyonu hissettik. Ama tam olarak enflasyonun bizi tam acıtacağı bölümü. Çünkü enflasyon ilk patlarken, ilk yaratılırken, ilk büyürken tam olarak anlaşılmaz bir öncü zenginlik etkisi dediğimiz bir etkisi vardır. Daha sonra acısı artarak devam eder. Şimdi biz aslında o acılarını hissetmeye başladık. Çünkü 2023 seçiminde tam o noktalara gelememiştik. Seçimi gösterdik. Ve zaten dikkat ederseniz iktidar o 14 Mayıs'ta 28 Mayıs arasında gittiniz bankaya $1000'larınızı alamadığınız bir dönem var ama evet. O böyle unutuldu bile anılardan çıktı. Sonra da herkes ısrarla ya bu faiz politikası neden değişti? Nasıl vardı filan? Ya bu bir tercih değildi. Bu bir mecburiyetti. Kim gelirse gelsin zaten bunları yapmak zorundaydı. O açıdan onlar yapıldı. Şimdi bu yapılanlardan sonra bu seçim dönemi öncekinden birazcık farklılık gösteriyor. Çünkü aynı algıyı tekrar yaratmak ve o şeyi yapmak biliyor. Ama bu da tabii bir yerel seçim. Aynı büyük bir hazırlığı, böyle 1,5 yıllık bir hazırlığı zaten ihtiyaç yok. Ama zaten iktidarın da bütün bu yerel kaybettiği büyükşehir belediyelerini falan almak gibi bir iddiası olduğunu zannetmiyorum. O açıdan burada bütün olgu büyük şehirler, hatta en önemlisi tabii ki İstanbul'u geri kazanmak. Bütün bu seçim kampanyası oranın üzerinde gideceği için ekonomi evet önemli ama yine birincil, yani bence muhalefet ısrarla bunu birincil mevzu haline getirip kullanmalı ama yine lokal olacağı için, yerel seçim olduğu için bence yine adaylar üzerinden geçecek bir tartışma olacak. Ve iktidar da ısrarla konuyu oralara çekmeye çalışacak. Ekonomide çünkü herhangi bir başarının veya daha iyi bir dönemin şu 3 ayda gelme ihtimali yok. Tam tersine enflasyon önümüzdeki dönemde bu tam girişte anlattığınız zamlarla beraber artarak devam edecek. Dolayısıyla enflasyonu hissettikçe siz bu aldığınız yüksek asgari ücret veya memur zamları falan daha cebinize girerken öbür cebinizden çıkacak. Daha almadık bile bu paralar ay sonunda ödenecek. Onlar ödenmeden zamlar geldi bile dikkat ederseniz. Peki emekli maaşları herkes tabii onu bekliyor. Ne kadar zam bekliyorsunuz? Ben orada da bu sefer düşünülenden daha yüksek bir şeyin gelme ihtimalini görüyorum. Seçim evet, bu sefer geçen sefer emekliler biraz ihmal edilmişti. Çünkü hedef kitle değildi. Ama bu sefer herkese ihtiyaç var. Bir tahmini oran verebiliyor musunuz? Ben %50'yi kadar bulma ihtimalini görüyorum. Yani evet. %45 gibi bir beklenti doğdu zaten. Evet, en düşük emekli maaşında da biraz ayarlamalar yapılmak zorunda kalınca. İyimser olmamızı gerektirecek açıklamalar oldu ama bilemiyorum tabii ki. Ne olur 11-12 bin lirayı bulabileceği konuşuluyor mesela en düşük olan. Çok, bunlar hepsi yani şu anda konuştuğumuz rakamlar öyle bir büyük bir enflasyon dalgasının içindeyiz ki. Yani 11 olsa 12 olsa 13 olsa o kadar geride kaldık ki. Gerçekten çok zor. Çok zor. Ve seçimden sonra maalesef daha zoru gelecek. Bunu da şimdiden söyleyelim yani.